mutfağınıza hava katan çikolatalı çubuklar. Evde davet var sanki. Ispanaklı lavaş kanepe. Hamura şekil vermeyi öğreten rulo poğaça. Restoranların starı artık evde. Nişastalı çıtır tavuk. Dolaba at, istediğinde tat. Kedi dilli minik pastalar. Hepsi birazdan Nermin'in enfes mutfağında. Merhabalar efendim, hoş geldiniz Beyaz TV ekranlarına. Bol keyifli, harika bir yayına hazır mısınız efendim? Bugün sizler için rengarenk bir sofra kuracağız yine. Ama neler yapacağım hemen kısaca bahsedeyim. Bugün bu arada Perşembe günü, yarın Cuma, artık hafta sonu inşallah böyle biraz dinleneceğiz. Sabah koşur koşur pilatese gittim, sonra çocuklar işte tören vardı oraya geçtiler. Yarın tatil olduğu için töreni bugüne almışlar 19 Mayıs'tan ötürü. Böyle bir koşturmacayla buraya attım kendim efendim. Bir de yağmur var, bir trafik var. Rabbim bereket yağdırıyor, çok şükürler olsun. Günün menüsünde efendim nişastalı bir çıtır tavuk yapacağız. Evet, yani yanlış duymadınız. Nişastaya tavuğu bulayıp özel bir sosla ve çıtır çıtır bir güzellikle sizlere sunacağız az sonra. Efendim rulo poğaça. Rulo poğaçayı yaparken içerisine istediğiniz her türlü harcı koyabilirsiniz. Ama biz bugün peynir ve maydanozdan yapacağımız bu harcı farklı bir şekilde lezzetlendirip orta kısmını böyle birazcık açıkta bırakıp kenarlarını böyle susamlı yapıp yani iki lezzeti böyle değişik bir aromayla sizlere sunacağız. Hemen akabinde ıspanaklı lavaş kanepe yapacağız. Şimdi ıspanaklı lavaş kanepe için ıspanaktan oluşan güzel bir lavaş yapmamız gerekiyor. Önce hamurunu yoğuracağız, sonra lavaşlarımızı incecik açacağız ve tavada nar gibi kızartıp içine ne istiyorsanız efendim, elinizde neler varsa peynirinden salamına kadar ince ince doğrayıp içerisini renklendireceğiz. Yeşilliğini tutun efendim, her şeyi koyabilirsiniz. Hatta dürüm şeklinde yapıp çocuklara beslenmeye bile koyabilirsiniz. O yüzden ekranda kalın, bugün yine şahaneler. Kedi dili minik bir pasta yapacağız. Herkesin evinde olan minik muffin kalıpları olabilir ya da tabaklar olabilir, kaseler olabilir. Bunun içerisinde efendim güzel bir kedi dili pasta sizlere sunacağız. Porsiyonluk, şöyle söyleyeyim, kahve yanına, çay yanına acil gelen misafirlerinize hemen şipşak hazırlayacaksınız. Ve en güzeli de efendim, hani şöyle rulo katlar var ya, çok canımız çekiyor. Böyle bir taneyle yetiştiremiyoruz yani, çok istiyoruz. Biz bunu efendim çikolatalı çubuklar olarak hazırlayacağız. Ama neyden hazırlayacağız? Bu da efendim az sonra. Muhteşem bir yayın, muhteşem içerikler ve tabii ki ekran başındaki siz kıymetli izleyicilerim için günün en renkli sofrasını hazırlamaya hazırım. Sen de gel Serpil. Beraber girelim mutfağa. Hadi bakalım, en renklerini hazırlayalım, yetiştirelim. Evet, bugün de renkli turuncular, yeşiller. Ben küpelerine aşık evet. oldum. Filenin sultanları gibi diyor. Olsun. Biz de böyle kendi sen boyuma. Sen libero, ben pasör. Ha, ben çok anlamam ama becerim. Ben de anlamam ama. O boylu o kadar olurmuş yani. Ha, benden. Yüksel Eserci, canım benim. Devenin de boyu kısa da arkadan gidiyor. Şey, uzun da arkadan gidiyor i̇şte, yani. Diyecektim de demedim lan. De. Demedim. Ben kendi üstüme alındım. Kendime söylemiş olayım ama aşağı çok şükür hiçbir zaman arkadan gitmedik. Bunun hamurunu yoğurmak istiyor musun? Bence bunun hamurunu biz yoğurmayalım. Çünkü gerçekten çok ciddi anlamda ekran başındaki izleyicim artık diyor ki hamuru gerçekten çok güzel yapıyoruz. Yorumlar çok güzel. Dönüşler harika. Ben kısaca şimdi size özetlemek istiyorum. Canlarım, ballarım. Öteki hamurumuzu zaten yoğuracağız. Farklı bir tarif. Çok ciddi anlamda keyif alabileceğiniz, beş çaylarına ya da misafirliklere giderekken götürebileceğiniz ya da çocukların özel günlerinde bu yerli malı herkes kullanmalı diye böyle haftalar yapıyoruz ya. O zaman böyle çocuklara yapın ya da çocuklara yapın, sevindirin. Çok seviniyorlar. Okuldan geldiğinde mis gibi hazır işte. Aynen öyle. Mis gibi koksun evimiz efendim. Rulo poğaça için bir su bardağı süt, bir su bardağı su, bir paket maya, 3-4 yemek kaşığı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta sarısı üzerine kullanacağız. Akını yumurtaya dahil edebilirsiniz. Hamura. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı mahlep, aldığı kadar un. İç harcını da hemen bir yandan hazırlayalım.
200 gram beyaz peynir, bir tutam maydanoz efendim. Kenarlarını bulamamız için 2 çay kaşığı pekmezimiz var. Yani simit var düşünün. 1 çay bardağı da susamımız var. Üzeri için ise 1 adet yumurta sarısını sıvı yağ ile birazcık açıp direkt şekillendireceğiz. Şimdi ben size kısaca hamuru nasıl mayaladığımı tekrardan özetleyeyim. Şimdi mayamız şekerimizle birlikte suyumuzun biraz ya da sütümüzün bir kısmını yoğurma kabının içerisine alıp bunları burada buluşturup birazcık böyle köpüklenmesini sağlayın. Köpüklendikten sonra efendim diğer kalan işte sıvı yağ, yumurta akını, tuzunu koyuyorsunuz, mahlepi içerisine atıyorsunuz, böyle mis gibi bir aroma. Sonrasında efendim alabildiği kadar un. Bakın yorumlarda da görüyorum, çok ciddi anlamda size yardımcı olmaya çalışıyorum. Alabildiği kadar un. Tamamen hamurun elden ayrılması ama sert bir hamur olması değil. Hamur kendini salmaya başladığında kenardan yavaş yavaş un ilavesi yapıp ele yapışmayan, iyice özleşmiş yaklaşık bir 10 dakika yoğurduğunuz hamurla kenara kaldırıyorsunuz ve 1 saatin sonunda 40 ila 45 dakika sonunda şöyle 2 katına çıkmış hamurunuz oluyor. Yani artık çok net bir şekilde anlattığımı ve özetlediğimi düşünüyorum. Hamura elimi sürmeden bir sabunlama yapıyorum. Çünkü hamur hemen şöyle tüy çeker. Ve geliyorum efendim. Çok güzel bir görüntüsü var. Şeritler yapacağız. Hamuru açacağız. Bu aralar böyle açma hamurlarla ilerliyoruz. Gerçekten ekran başında güzel tarifler veriyoruz ki dönüşleriniz çok iyi. Şöyle bugün birazcık fiyonkluyum hocam. O yüzden kollarımı kıvırdım. Şöyle buraya koyayım, Serpil'cim buradan alır. Ben halledeceğim onu şimdi. Hamur mayalandıktan sonra şekillendirme yapacaksanız nacizane tavsiyem çok fazla hamuru söndürmeyin. Ama bu şekilde merdaneli hamurlarda ister istemez hamurun havasını tabii ki ciddi anlamda almamız gerekiyor. Tıklar da çıksın. Bugün buradan çıkışta böyle bir yere gideceğim. O yüzden birazcık şıkır şıkır olmuş olabilirim. Her zamanki halim falan. Şöyle. Şurada efendim bakın. Şöyle yavaş yavaş hamurun havasını alıyorum. Ve hamurum istediğim kıvamda. Şöyle zemine serpiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Harikayız. Şöyle bu tarafını da unluyorum. Ben bunu güzel bir şerit haline getireceğim. Serpil de bana peynirimi rendeledi. Maydanozumla birlikte iyice karıştırdı, özleştirdi ve hazır hale getirdi. Hı hı, Serpil ben. Şu benim bağcıklarımı içeriye doğru kıvırsana. Yani şimdi diyeceksiniz ki bunu niye giydiniz? Ne yapayım, her gün kıyafet bulmakta çok zorlanıyorum. Firmalarım gönderiyor. En son çare giymek zorunda kalıyorum. Ya işte bazen denk geliyor aslında şey değil mi? Yani kolları şimdi her gün şey. Ekranda olmak ciddi anlamda benim için sıkıntı. Çünkü kıyafet ayarlaması. Evet efendim. Siz böyle yeşil yeşil giyinin. 2 dirhem bir çekirdek. Bence yeterli. Ben şunu azıcık. Evet. Şimdi bu kadar bir bakın hamur o kadar güzel ki ben de hamuru çok fazla elimle harmanlayıp küçültmedim. Hamur mayalandıktan sonra ilk havası alındığında çok rahat bir şekilde açılır. Eğer hamuru biraz daha yoğurma işlemine geçersem hamur asla açılmaz. Yine mayalandırmak ve dinlendirmek ister sizden. O yüzden bakın hemen böyle unu koydum. Elimle büyüttüm ve direkt merdaneyle açtım. Şimdi bunu ortasına şöyle koyuyorum efendim. Bunu böyle her yerine gelecek şekilde eşit şöyle yayıyorum. Bakın şöyle bakıldığında harika bir... Hiç kenarı yok o böreğin. Evet evet. Şey anlamında sıfır malzememizi yayabiliriz değil mi ona? Evet, iyice her yerine malzeme koyuyoruz. Rulo şeklinde yapacağız. Zaten muhtemelen şekli şimdi yapınca hatırlayacaksınız. Şöyle birazcık daha.
Ay ben şu susamı da şey yapmak istiyorum. Hamuruma bastırayım ki sararken peynirlerim dışarıya dahil olmasınlar. Şöyle. Bakın görüyor musunuz? Hamurun iç harcını elimle yaydıktan sonra ne yaptım? Merdane yardımıyla peynirlerimi hamura yedirdim. Çünkü şimdi ben açarken ve keserken ister istemez onlar oradan dışarıya doğru çıkacaktı. Yaramazlık yapmasınlar dedim. Biraz tutundular değil mi? Şimdi şöyle şuradan başlayayım. Seni buraya koyacağım ya. Şu kalınlık iyi midir? Bence iyidir. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kesmiyor, kesmiyor. Serpil. Sanki bir tık daha kalın olsa daha güzel olmaz mıymış? Rulo yapacağız ya. İşte rulo yapacağız diye ince tutmak istedim. Ha, tamam. Çünkü döndüreceğim. Döndüründüğümde de çok kalınlaşmasın. Geldim. Evet. Tamam. Şöyle şeritleri kesiyoruz. Vallahi şu mutfaktaki aparatların kullanışlılığı gerçekten mest ediyor değil mi efendim? Şimdi bakın hepsini kestik. Şuradan şöyle rulo yapıyorum. Bak görüyor musunuz hocam? Oy 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 oy. Sen ne oldun böyle? Ya dilerseniz böyle yapın. Dilerseniz şöyle elinizle birazcık şekillendirin. Kat kat. Tane tane. Bakın. Nermin Öztürk ve Serpil Kök. Bugün neler yapıyor sizlere. Burada efendim şöyle kenar kısmını pekmezi suya batırdıktan sonra yine kenar kısmını bolca susama. Gördünüz mü? Buraya geldik daha bitmedi. Daha burada birkaç işlemi daha var. Sen burada şimdi bekle. Ben kardeşlerini alıyorum. Evet. Bu arkadaşı da. Ne yapıyorum? Bakın çok fazla hırpalamadan. Çünkü mayalı hamurlar çok fazla hırpalanmayı sevmez. Evet bir hassas bunlar nedense. İnsanoğlu da öyledir. İnsanoğlunu fazla hırpalarsan kaçar. Aa. Kıymet bilmek lazım. Hiç kimse sevmiyor demek ki. Evet. Dün Metin Hoca'ya gittim. Çok iyi geldi valla. Pozitif enerjiliyim. Allah şifalar versin. Aynen. Hoppa. Devir. Tasarruf devri. Şöyle. Gördüğünüz üzere çok pratik bir şekilde yap. Yani inanılmaz güzel. Kat kat. Bir lezzet. Ne yaptım? Hamuru yoğurdum. Bir 40-45 dakika dinlendirdim. İki katına geldikten sonra hamurum yine çok hırpalamadan hamuru yavaş yavaş elimle mermerin üstüne un serperek açtım. Elimle açtığım hamuru bu sefer üzerine peynir ve maydanoz karışımını serperek elimle dağıttım. En son evrede merdane ile hamuruma bir tık malzememi yedirdim ki şu şekilde sararken bakın hiç dökülmüyor. Güzelce kaçamasın. Akmasın. Ha? Kaçamasınlar diyorum. Kaçamasınlar diye bastırdım. Hamurda onu içerisine aldıktan sonra rulo şeklinde ya önce ince şeritler kestim. Sonrasında rulo şeklinde sardı Serpil. Gösteriyoruz şu an ekranda ve pekmezli suya sadece kenarları gelecek şekilde buladım. Hemen yan tarafta da küncü de kullanabilirsiniz kavrulmuş susam ya da normal beyaz susamı tavada hafif kavurabilirsiniz ya da direkt beyaz tercih edebilirsiniz. Bu kısım size kalmış. Şöyle bakın buladım. Aynen öyle. Aslında böyle güzel bir susamlı lezzet haline dönüştürdük. Şöyle elimle yavaş yavaş hiç hırpalamadan ne yaparsan yap. Aşk ile yap. Kesinlikle. Ya zaten bir şey söyleyeyim mi? Bir insan ne yaparsanız yapın aşkla yapmıyorsa o iş olmuyor. Hayır beklemeyin. Olmuyor yani olmuyor. Ay. Ben de şey babaanneler hayır yani, beklemeyin. Olmuyor. Ne yaparsanız yapın asla olmuyor. Bir yerde tıkanıyorsunuz yani çünkü yaptığınız işin karşılığını alacaksınız. Güler yüz.
Her şey, bakın mutfak, yani dönüp baktığınızda mutfak, ama mutfak bile sevgiyle işliyor. Mutfak bile saygıyla işliyor. Kendinize saygınız olacak, mutfağınız tertemiz olacak, dağıtmayacaksınız. Var ya, o mutfak dağıldı mı ben hiç giresim gelmiyor Serpil. İtiraf ediyorum, benim giresim gelmedi gibi bir anda da sinir katrayı. Evet evet, sinirlerimi de yükseltiyor. Doğru söylüyorsun. O yüzden her şeye, mutfağınızı seveceksiniz, ortamı seveceksiniz, her şeyi severek Allah'ın izniyle hoşgörü halledeceğiz. Şöyle bulama işlemini hızlı hızlı yapıyorum. Şimdi niye devam ediyoruz? Unuttum. Kedi dilli bir pasta yapacağız. Kedi dili deyince de insan bir şey oluyor. Ben ilk onu duyduğumda kedi dilini böyle bir şey oldum Serpil. Benzetme. Yani nasıl bir şey dedim acaba? Tabii o zaman küçüğüm. Yeni evlenmişim, 17 yaşlarında falan. Bir böyle şey oldum Serpil. Dedim ki acaba ne? Bir bisküvi dedim. Buna niye kedi dili demişler? Sonra üstünü böyle şekerleri, onun işte kedi yapısı. Değil mi? Boş mu? Gene benzetmeyelim bence. Ben kedi dilini hiç yakından görmedim. Şimdi bu bir tane kalacak. Onu sığdırabilir miyim? Alta sığar gibi. Onu fazla açmadan olmadı. Şey yapayım. Şöyle. Ve biz bu bisküvilerle birlikte şimdi size çok lezzetli bir pastacıklar yapacağız. Evet şimdi. Evet, seni şöyle alayım hayatım. Bak çok özür dilerim, rahatsız ediyorum. Tam kabarmaya başlamıştın ama arkadaşım. Bir tane kalmış. Onu ben şimdi kenara koysam. Olmaz. Olmaz. Şuraya yer açın arkadaşınızı. Safları biraz sıklaştırdık. Evet, şöyle bakın. Bunu çok büyütmeyeyim. Evet. Çok büyütmedim. Şöyle. Susama da buladım. Şuraya ben muhallebimize. Şuraya sıkıştırdım hocayı. Hemen bir elimi yıkıyorum. Poğaçamız hazır. Dediğim gibi her yerde gönül rahatlığıyla asla mahcup olmayacağınız bir lezzet. Serp, yumurta hakkını koymayaydın iyiydi aşkım. Bir düşündüm de bir kırmış bulundum derim be. Vallahi bir kırmış bulundum işte. Poğaçayı attığımızı düşünüyordum. İşte. Hamuru yoğurmadığın için oldu biliyorsun değil mi? Evet evet, akı kaldı. Yoğursaydım ben onu oraya atıverecektim. E olsun, tamam ben şöyle kenarından ötürü alayım. Akı uzuyor ya, o beni çok rahatsız ediyor sürerken. Şuracığım, buraya bir su bardağı şeker ekleyebilir miyiz muhallebisine? Şekeri mi unutmuşuz aşkım? Tabii. Şekerimiz de geldiğine göre tatlımıza geçebiliriz. Serpil. Canım. Ha, orayı alacaksın. Ben şunu tabii sana vereyim diyecektim. Direkt tarife gireyim. Ha. İzleyicimiz giriyorum de sıkılmasın. Opa. Ben ekran başındaki izleyicimi valla çok ciddi anlamda düşünüyorum. O yüzden bir an önce bir içimdeki hiperaktiflikle diğer tarife geçesim geliyor hemen. Ben farkındayım. Sen rahat ol. Farkındasın değil mi? Yani işte, tamam oldu bitti falan yani. Hemen diğerine geçelim. Gelsin sıradaki. Dur. Bakın kıymetli izleyicilerim. Nar gibi kızarması için yumurta sarısı ve yağ ile çırpmış olduğumuz karışımı en son hamlede kenarına sürdük ve önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına nar gibi olana dek pişmesi için gönderiyoruz hocam. Yolculuk başlasın. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, tek hamlede oturttum, fırın da bana alıştı, ben de alıştım ama bitti artık. Şeyiz ona. En sonunda alıştık birbirimize. Şimdi kıymetli izleyicilerim. Dediğim gibi muffin kalıplarınız varsa minik minik onların içerisinde yapabilirsiniz. Derin yoğurt kaseleriniz ya da işte servis için kullandığınız puding kaseleriniz varsa onun içine dahil edebilirsiniz. Bu kısım tamamen size kalmış. Bir paket kedi dili bisküvimiz var. Biz yine fazla fazla koyduk ki yetsin. Bir su bardağı süt, bir yemek kaşığı kakao, iki yemek kaşığı toz şeker muhallebisi için. Bunlara streç istiyorum Serpil. 500 mililitrelik sütümüz, yani yarım kilo sütümüz var. 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı. Üzeri için ise 400 gram çikolata, Hindistan cevizi. Ha. Kedimiz geldi. Dili var ya ondan. Kedi dedik ya. Bulla da oradan. Ay nasıl
şey yaptı. Paylaşamıyor musunuz çocuğum? 400 gram çikolata, Hindistan cevizi ve muhallebisinde de şekerini ekledik efendim bir su bardağı. Şöyle bağırdı kız. Annesi orada koyduğumuz malzemeyi paylaşamadı. Ha, ikisi yiyelim. Paylaşın tabii. Bir tane daha versen yeterli olacak poşet Serpil. Sütünü azıcık şekerini ısıtayım mı? İster tabii tabii istiyorum. Şimdi böyle kalıplarımızın içerisine kıymetli izleyicilerim ya buzdolabı poşeti ortadan ikiye ayırıp ya da streç mutlaka koymanız gerekiyor ki kedi dili yumuşayacak. En azından daha rahatlıkla çıkarmasını sağlayacağız. Şöyle. Çok özür dilerim. Birazcık şekerimizle kakaomuz ıslansın. Sen burada istersen şeyini bana Nermin. Muhallebimizin hiç sevmem böyle. Yok böyle merak ettim. Ha şey tabii canım. Bir de üstüne baksana bak boncuk boncuk boncuk. Şekerinden ötürü. Çağırıyoruz hemen yanda. Gel bakayım anneciğim. Diline bir bakıyoruz. Gel dilini bir göster bakayım bize. Çıkar anneciğim dilini. Sen onu yap ben bunu çözdüreyim. Tamam. Şu şeyime. Efendim muhallebisini de yaparken önce kurularla başlıyoruz. Kurularda unumuz. Bakın nişasta çok yakışıyor muhallebiye. Çünkü akışkan ve parlaklık sağlıyor. Ve şekerimizi sonradan da aklımıza gelse koyduk. Allah'tan şekersiz bir tatlı yapmadık. Yok yok. Şöyle güzelce karıştırdım. Kurular önden karıştıktan sonra içerisine sütümüzü şöyle bırakıyorum efendim. Sütle açma işlemini yaptık. Şöyle bakın. Ben alacağım senden. Ve ocağımıza alıp güzelce koyulaşana dek pişiriyoruz efendim. Farklı bir lezzet, farklı bir görsel aslında. Dilerseniz sonunda üzerini ters çevirdikten sonra vanilyalı dondurmayla servis edebilirsiniz. Bir top dondurma da orada güzel olabilir yani. Mantıklı. Çok. Böyle sufle üstü gibi aksın. Aynen misin? Soğuk soğuk böyle. Güzel. Ferah ferah. Güzel oldu. Bomba. Ama oradaki daha küçüktü. Ama oradaki bisküvi küçüktü. Oradaki bisküvi başkaydı da. Kalıplar küçük dedi de. Yok yok. Onları başka türlü nasıl dolduracağız ayol? Bir de onlar da olacak çünkü. Yeter. Üstüne de biz kapatacağız. Neyse halim oldu bu. Çıksın film yani. Bağalım. Bakalım. Bir risk alalım. Neyse alıştık artık. İzleyicim de alıştı beni. Olmayınca olmadı diyorum yani. Çağırdım geldi. Yok annem seni çağırmadık. Yanlış anladın sen. Diyorlar ya ne güzel. Olmayınca olmadı dedi. Ha geldi. Çıkı çağırma. Gel bakalım diline. Rica ediyorum çağırma. Serpil'in dediği gibi misin? Gel. Gel. Öyle öyle. Gel. Ama bak kes. Gözlerin güzelliğine bak. Masumluğuna bak. Kızamıyorsun ki Serpil. Tabii tabii. Bak o da korkuyor bizden annem. İnsan olmuş tabii korkacak. Bir dakikalığına da olsa şöhret olacak. Kediye bile şöhret yaptık Serpil. Ekranda gözüktü. Annem sen git sonra gel. O kuzu kuzu oturuyor orada annesi. Tamam şimdi. Şimdi kıymetli izleyicilerim. Sana yetişemedim ama. Çok hızlı bir şekilde bunları şöyle ıslatıp çıkartıyorum. Çok uzun kalırsa burada sıkıntı var. Neden? Çok çabuk dağılan bir lezzet bu kedi dili. Kedi dedikçe de o yaklaştı bize. Ortasına kıracak mısın bir tane? Ben şunu alayım sen rahat çalış. En son aşamada ortada boşluk kalırsa koyarız. Evet kalacak. Ay. Birazcık şöyle. Evet bir tane yiyecek sanki. Evet bakın şöyle koydum. Şimdi hemen diğerini yapalım. Burada maksat kedi dillerimizi çikolatalı sosumuzla ıslatabilmek. Gülüyor gülmekten kurt çekemiyor. Ne konuştular rejide söylesin Ali Hocam. Böyle zorlanacaksın. Yüksel değil mi? Yok. Hüseyin Hocam. Hüseyin Hocam mı? Hüseyin Hocam formundasın bugün. Dün tabii bana yüz vermedi. Yok hocam dün öyle değildi. Şöyle. Hayat. Hayat işte ya. Vallahi. Ay. Ne oldu? Ay senin haberin yok. Bir şey söyleyeceğim. Ay hatta burada istesem ayıp olur mu? Ne oldu? Benim çocuklarımın dedesi kadar kıymetli Recep abim. Hakkı rahmetine kavuşmuş. Mekanı cennet olsun. Ruhu sağda olsun. Çok üzüldüm. Hepsine. Onun için dua ederseniz çok sevinirim. Buradan dua isteyelim izleyicilerimizden. Pat diye aklına geliverdi benimkine. Valla yani aslında çıkmadı da işte böyle
Olsun. İşte bazen mekanı cennet olsun. Bu da hayatın gerçekleri. Ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz ya. Aslında tam olarak burada bu. Bir poşet daha alabilir miyim? Tabii ki. Bundan bir tane daha var mı? Var var. Üçlü mü yapayım? Şey, buna sen tereyağı anlat, bunu bitireyim mi ben sana hazır? Tabii tereyağı anlatalım. Ay. Bir gözüm benim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak, çocuklarım gerçekten dedesi olsa o kadar severim. Yaklaşık 28 yıllık dostumuz. Ay kıyamam. Onun için çok çok canım özel. Canım üzülüyor. Yani sonuçta ölüm yani. Allah'ım nurlar içinde yatırsın. Mekanı dünya iyisi olsun. Bir insandı gerçekten. Ne güzel. Bak, böyle anılmak var. Bir de çok çok kötü anılmak var. Bir de arkasından bir kere şeyde gördüm. Ay. Keşfette. Hoca namaz kıldırıyor. Oradan diyorlar ki, hani hakkınızı helal ediyor musunuz? Ben etmiyorum. Ay, yaptı Allah adamın biri. Hoca da dedi ki, ya dedi, etsen de etmesen de o şu an duymuyor yani. Öyle yapmayın dedi. Çünkü gerçekten hak helal etmemek çok büyük bir riskmiş. Bilginiz olsun. Kırılsanız da gücenseniz de bir şekilde yapacak ben, bir şey ben yok. Ben çok şanslı bir insanım benim İlahi hayatımda. İlahi adalet zaten tecelli ediyor. Çok siz merak şükür. Etmeyin. İnsanın bir şey söyleyeyim mi Nermin? Hayatına hep giren insanlar çok şükür. Allah'ın biliyor tabii de. Hı-hı. Ben çok şanslıyım ya o konuda. Hep güzel insanlarla. Allah daha güzel insanlar amin, çıkarsın. Hepimizi evlatlarımızın başına da. Amin inşallah. Şöyle efendim. Benim sulu gözüm. Ama çok diyorum ya, bak çok kıymetli mi benim o? Olsun, ne güzel. Böyle anılması çok güzel. Sevil ablamın biricik kocası. Ben ölünce diyor nasıl anacak diyor, merak ettim. Ay tövbe de be, Allah korusun. Niye ay kötü anayım? O hemen şimdi şey yapar. Kendine vurur biliyorsun. Ne diyor? Öldü gitti, kurtulduk. Ay tövbe tövbe. Allah kimse için ciddi anlamda bu dilekleri dilemem. Yani herkese Rabbim ne ömür varsa, ne ömür biçtiyse hayırlısıyla, sağlıkla, saatle yaşamak nasip etsin. Çünkü dönüp getirmene gerek kalmadı canım. Ben yettireceğim, getirmene gerek kalmadı. Yarımım var çünkü. Ha, kalmadı ama. Tamam. Allah herkese hayırlı ömürler versin. Amin, amin. Gerçekten herkesin canı tatlı. Ölümün de hayırlısı tabii. Annem hep der. 3 gün yatak, 4. gün toprak diye annem küçükken dua ederdi. Ben hep merak ederdim. Hep insan o yaşta çok hep saçma merak geliyordu ederdim. Değil mi? Yani 3 gün yatak, 4. gün toprak ne anlama geliyor? Sonrasında işte insan büyüdükçe, yavaş yavaş yaş aldıkça diyorsun ki, anlıyoruz ki hakikaten yani Rabbim elden ayaktan düşürmesin. Amin. Güzel günler göreceğimiz gibi tabii ki sıkıntılı evreler de göreceğiz ama Rabbim hayırlı şekilde atlatmamızı, isyan etmeden atlatmamızı nasip etsin. Vallahi billahi. Çikolata. Onu da hemen eriteyim ben. Ay. En son üstüne gelecek ya, onu acele etmemize de gerek. Tamam, şöyle bırakayım. Aynen. Ben bunu bu arada havalandırdım ama. Onu kaşıkla hemen koyalım sen. İstersen bununla daha kontrol tamam, rahat olur mu senin için? Olur aşkım. Sen sevdin bu sıkma torba işini. Bak. Koy ömrüm. Ay. Koy sultanım. Benim. Temizlik var evde, aklım orada. Geç çıktım evden. Anam geldi de Allah'tan. Senin sevdiği bir grup gelmiş. Bugün hangi dizisi acaba? 3 Kız Kardeş. Bak. Yukarı şey. Dur sen öyle dur. Sen öyle dur. Ayarlıyorum. Ama onu size söylüyor hocam. Bak, bize söylemiyor zaten. Koyu olmuş demiş Hüseyin Hoca. Yükseltmiş. Yok yok, öyle olması lazımdı. Hüseyin hocam da ya herkes çözdü, bir uzman çözdü. Oldu ya. Herkes bir uzman. Herkes biliyor, biz bilmiyoruz. Tamam. Haha yanıyordum. Sıcak. Evet, çok geniş açayım ki rahat aksın içine, değil mi? Ah. Ha. Olsun. Yanmakta. Kurban olduğum yakmasın. Törenli hocam. Halil hocam, sen de bayağı bir tiyatrolaştın yani hocam. Yanıyordu sunucunuz. Aman. Sen, bana ver, bana ver. Yok yok. Sen yok, kapat yok. Aşkım. Yok 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 yok, senin ellerini yakmayayım bugün. Kıyamadım sana. Bir tane kasemi verirsin Serpil, bunu bırakayım. Ne canım açı? Bunu kaseye sıkayım. Biraz daha doldurayım mı aşkım? Bence koymalısın. Oh oh oh. Hepsine pay et onu. Kardeş payı. Değil mi? Böyle yokuş tabii. Olsun ha. Yukarıya doğru. Tabii tabii, acık şey. Oh, çünkü oh, onu sen oh, boşluklarına oh. Bastıracaksın ya, dolacak o. Yanıyorum. Allah'ım yakma. Oh oh oh, oh ellerim. Ama sıcacık, daha hiç sıcağı çıkmadı. Siz evde bunu böyle yapmazsınız. Bir havalandırdık. Serpil aç. Ay ay ay, çok sıcak. Şöyle anahtar. Güzel.
Güzel ama tadı. Sert. Serpil kız, gözlerin de iyi oldu. Ödem ödem gitmiş aşkı. Yok olacak inşallah. Daha da yok olacak. Kız böyle badem gözlü oldun. Çekik çekik yaptırdı ki böyle çekildi gözleri. Gel Halil Hoca işimizi yapalım. Serpil'i yedirdik Allah'a şükür. Serpil, benim çikolatamı atmadın değil mi? Kurban olayım. Yok duruyor burada. Ne yapacağız sonra? Islatacağım tekrar. Aha. Üstleri. Ha. Ben birden çok ıslatmadım ki. Kırılmasın. Ay aferin aşkım benim. Ay attın diye aklım çıktı. Lavaboya koydum diye. Yok. Şuralar biraz kuru ya, katlanmıyor. Birazcık burada bunları ıslatayım ki esneteyim. İlk başta bunu yapmadım. Birden bir falan olmasınlar. Kendilerini salmasınlar. Şey de değil zaten çıkarsa da. Olsun da işte. Ben tabii biliyorum anladım seni. Bu burada yumuşarken diğerlerine geçelim. Hepsini böyle birazcık daha. İnce işçilik. Tabii ıslatalım canlarım. Tiramisu gibi olacak biliyor musun Serpil? İçine şey labne falan koysalar tiramisu evet. Gibi. Bir de porsiyonluk ya çok hoşuma gitti benim bu tarif. Evet güzel gayet şık oldu biliyor musun? Herkese bir tane koy. Maşallah. Sufle gibi oldu. Böyle geldik böyleyiz artık. Evet düşecek şimdi karşılıklı bir çarpışacaksınız siz. Böyleyiz Halil Hoca ile şu an. Allah kütme gülmekten etmesin bak nasıl gülüyor. Güzel oldu ama değil mi canı çekti. Ondan canı çekti. Yumurtalı karışımlara dayanamıyor. Bunda yumurta yok ama. Detay görsün. Seyirci detay görsün. Evet katlanıyor şu an. Gel annem gel. Bak. Yokuş yapıyor sana. Şey yaptık mı sütle ıslattık mı canlarım böyle güzel şekil alıyor. Burada da bunu böyle kapatıyorum. Üstüne çikolatalı sos gelecek. Sen çok yaramazsın. Şöyle orayı çevirdirme. Düz olsun. Abile. O şimdi yumuşar zaten. Tabii canım. Muhallebinin sıcağıyla. Tabii. Aynen. Sonra neyle devam ediyoruz? Geliyorum. Vav. Wow. Anan sit. Nişastalı tavuk. Serpil bence tabak getir tabağı böyle koyalım. Ters burası düzlesin kendini. Ha öyle yapacağım. Tabağı değil ama şuna. Ha olur. Zaten ha çıkaracağız. Ama ben şimdilik dolaba atacağım. Ha bunu da götüreceğim. Ha. Tamam sen. Git annesi git. Akacak bir şey yok. Mesut. Tamam. Ha. Gel. Dolabıma sığacak ya. Şunu şu tarafını koparsana. Başka bir poşet ziyan etmeyelim. Orada kullanalım. Şöyle. Şurada diyorsun değil mi? Evet ben onu şimdi ayarlayacağım. Ben gideyim malzememi getireyim. Şimdi bunları böyle kalıp olarak kullandık ya kıymetli izleyicilerim. Böyle bu şekilde donduralım ki böyle pat dökülüversin. Zaten poşeti de var. Hı. Bak. Onu alacağım. Yo ben de. Şu dövme ya. Dur Serpil ya. Ne yapayım döver miyim ben? Canım o benim. Canım o benim. Bak tüylim o benim. Diyorlardı ki detay çok kamerayı titretti. Serpil'cim atabiliriz. Hemen gel. Evet efendim şimdi dolaba doğru gidiyoruz. Dolaba doğru gidiyoruz. Mis gibi ama dolaba girmiyoruz. Orada malum dolabımızın karışıklığı olabilir. Ben buradan yes. Peçetemi aldım. Tavuk yapacağız. Yani bilmiyorum daha önceden yediniz mi? Nişastalı. Böyle özel soslu. Böyle lezzetli mi lezzetli bir tavuk tarifi geliyor. Bir yandan pastalarımın üzeri için ben Maro usulü bir çikolata eriteceğim. Bakın şöyle altını açtım. Ben onu şey böyle hani kısık kısık kendine şey olsun istedim. Ne olsun istedim? Sakin. Sayıyorum. Nişastalı çıtır tavuk. 500 gram tavuk göğsümüz var. 1 çay bardağı bezelye, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, tuz, 1 diş sarımsak, 1 su bardağı nişasta. Kızartmak için bolca bir sıvı yağımız var. Sosu için ise 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı domates sos. Evet. Önce biz tavuk göğsü için. Yanında bak boş kap var mı solunda? Hepsini bir harmanlayalım. Sonra tabii. Tavuğu en son atarız. Tabii. Nişastamızı koyuyoruz. Bezelyemizi koyuyoruz. Hepsini. Bezelyeyi şeyde yaparız. Kızarttıktan sonra. Şöyle. Şöyle yapalım o zaman. Ben sosun içinde. Aynen onu yapalım. Sosla evet. Daha güzel olur. Aynen. Sarımsağı da burada kullanalım. Evet. Bunu burada koyalım. Bu da senin yağ. Yumurtayı.
Evet, yağımı alayım. Yumurtan da tuzun da. Evet. Bir çırpıcı isteyeceğim Serpil. Şimdi sertleşecek nişastam çünkü. Evet, onun öyle bir huyu var. Niye acaba? Hemencik. Tuzunu da al sen Nermin. Ben... Benim tuzum da. Taşkın. Ben hemen karıştırdım ki yumurta taşlaştırmasın. O onu kaplasın iyicene şey. Tavuğun üstüne de dökebilirdik onları. O da olur. Ay. Ben şimdi bunlara masaj yapacağım için sıkıntı yok. Evet, sen artık böyle bir ellerinle. El lezzetine. Bunları böyle güzelce yediriyorum. Bence de çok güzel. Ve yağımızın çok ciddi anlamda kızarması lazım. Daha koymadık. Ama zaten onu iyice yoğurup kaplamamız lazım. Hemen altını açtım. Bir miktar daha nişasta alabilir miyim Serpil? 2-3 yemek kaşığı kadar. Hemen verdim. Hemen geliyorum Nermin'ciğim. Hemen. Bunlar böyle top gibi kızaracak efendim. En son aşamada üstüne... Bir dakika, en son serpeceğim, direkt yağ atacağım. Çekmesin o yüzden. Tamam, sağ ol. Yumurta, tuz, yağ ile burada güzelce özleştirdim. Böyle. Bakın çok güzel. Her yerine geldi nişastalı karışımım. Ama yağımın kızarmış olması gerekiyor. Bence burada beklesin yağ, biraz kızartayım. Ben sosunu yapayım size. Onu bitirdi. Çok özür dilerim. Sana peçete vereyim mi? Olur. Şöyle ocağımın altını yaktım. Yağımızı koyduk. Ne oldu? Senin pamuklara baksana, fırındakilere. Pamuklar şişti mi? Vallahi. Burada efendim bir diş sarımsak. Güzel bir sos yapalım. Tavuklar kızardıktan sonra bunların içerisine aslında böyle bakıldığında ciğer gibi. Ciğer lezzeti. Değil mi biraz? Evet evet. Şeyde, ciğeri unlarız. Evet evet, Arnavut ciğeri gibi. Burada biz tavuğu unlamış olduk. Ciğeri de böyle güzel bir sos isterseniz yoğurtla yapabiliyoruz ya. Güzel. Ben ciğeri şeyle çok seviyorum Serpil. Neyle? Yanında böyle soğan. Maydanoz. Sumaklı falan. Bir sakatat onu yerim. O sakatat sayılmıyor Nermin artık kimyon, yani. Evet çok güzel olur. Ciğer onu zaten olmazsa olmazı. Ağzımı bozma. Vallahi soru gibi kötü konuşuyorsunuz diyorlar bana. Vallahi bak rejiden kulağıma neler söylüyorlar hocam. Ben anladım o söylediğini de. Yani senin lafın zaten. Ha. Anladın mı? Tabii yani onun olmazsa olmazı kankası. Ah izleyicilerim. Kankası onun. Evet bakın buraya koyduk. Burada güzel bir zeminde sos. Tahinle pekmez. Bezelye de çıkar ya bu aylarda. Başlamış biliyor musun sultaniler? Tatlı tatlı çıkarlar. Bayılırım. Ben en son aşamada bunun içine alacağım. Orada bir tanesi inat etti. Ver canım bana. Yok dursun bence. Ya da al. Sığmadı. Buna koy. Yağ kızmış mıdır acaba Serpil? Deneriz hemen. Mincik bir şeyle deneyeyim ben onu. Dur. Hemen geldim. Gel bakayım sen anne. Ya güzel kızdırmazsanız olmaz. Bir iki dakika daha duruversin ya. Neyle devam edelim? Geliyorum. Krepim lavaşa. Öyle değil mi? Yo. Getirsen malzemeyi sayarız. Şöyle. Serpil bu çikolata niye nazlandı erimiyor? Olur. Evet, tavuklarımız oldu. Şimdi tavuklarımın üzerine ben şöyle biraz daha nişastayı serpiyorum. Olur. Zaten maşallah jet hızıyla gittik. Maşallah, evet. Bunlar şimdi ayrılacak. İçinde pişerken hatta ben şöyle elimden geldiğince tek tek atmaya çalışayım. Çok lezzetli oluyor biliyor musunuz? Şu sosla birlikte buluştuğunda aman yarabbim yani. Aman yarabbim. Sen
Bunu altını kısalım. Tavuk çünkü iyi pişmesi gerekiyor. Bir karıştırayım mı yapışamasın hali? Ben de tek tek atmaya çalıştım zaten. Bunu söndürelim. Bu çünkü olmuş. Ay. Çok güzel. Nerede kalamar gibi oldular. Evet. Bayılıyorum. Ya da midye. Bence bunu ikinci postada atayım değil mi? Bence de mantıklı. Onar gibi bir kızarsın. Güzelce kendini salsın. Ay ay. Çok güzel yağmur yağıyor. Bereket yağıyor. Ay yağsın yağsın. Muhteşem. Efendim şöyle yapalım mı Halil hocamdan? Biz burada ön hazırlıklarımızı tamamlayalım. Şöyle nar gibi kızarsın benim nişastalı tavuklarım. Bir yandan da sosunu hazırladık. Ama bu buluşturma sahnesi, fırından çıkacak kabarmış rulo poğaçalar ve tabii ki tatlının sunumu ve tabii ki ıspanaklı lavaş yapacağız efendim. Hepsi ve daha fazlası çok kısa bir aradan sonra efendim. Biz burada bekliyoruz sizleri. Çok zor olmuş. Her şeyi önceden biliyoruz. Yanılıyorsunuz efendim. Her şeyi sizler için önceden planlıyoruz. Bunlar hepsi hazır aslında. Biz şimdi okus pokus yaparak ekranda anlamıyorsunuz. Pat diye çıkartıyoruz. Aha onun da yönü çekti Serpil. Yok yavrum sana yayın sorusu vereceğiz annem. Hadi hadi. Muhteşem olmuş. Ne olursunuz deneyin. Nişastalı tavuğu bugün ne olursunuz deneyin. Bak beğenmezseniz yazın. Demem yani. Yaz beğenmiyorsun. Şimdi en son aşamada muhteşem. Burada buluşuyor. Bir aromalarını birbirine geçirip bırakıyorsun. Ha? Serpil, kalamar falan yanında. Şapka çıkarır ilgili. Çıkarır yemin ederim. Çok güzel oldu. Kira. Allah'ıma şükürler olsun ya. Ne güzel bir lezzet yaptık bugün. Bunu herkes denesin bugün. Bayılacaksınız. Bir de tavuk göğsünü böyle tatlandırmak çok güzel bir fikir biliyor musun? Çok güzel oldun sen. Evet. O da farkında güzel olduğunu Serpil. Bak şey sosunu aldıkça da şey oluyor parlamaya başlıyor. Hala damağımda biliyor musun? Aa. Öldü bıçaklarım öldü Nermin. Bıçaklar da Nermin. Olsun. Onlar da öyle tabii. Bakın şimdi efendim. Şöyle bir sosuyla buluşturduk. Şöyle. Evet efendim. Aman yarabbim reji tabii uyusun. Sunucu burada çalışıyor. Sonra yemeğe gelir reji. Tabak elinde. Evet efendim. Muhteşem. Çok güzel yok maydanoz hocam. Yeter. Onun yeşilleri şey hocam. Biz. Bezelye. Bezelye var içinde. Hüseyin hocam bezelye. Daha maydanoz işi çıkarma bize şimdi. Hüseyin hocam bezelye deyince adam şeydir. Bezelyeden. Çok güzel olmadı mı? Valla bayıldım. Lavaş. Yoğurmaya gerek var mı? Onu yoğuralım dedik ama daha iyi olur diye düşünüyorum. Yoksa peki. Maşallah. Bence bunu yoğurmayalım. Biz çubukları yapalım. Fırına gitsin. Zaten kalan sürede ancak şekil açma işlemini yaparız. Çubukları getirelim mi? Bunu yapmayalım mı diyorsun? Aa, çubukları yapalım mı? Çubuğun fırın yolculuğu. Ha, şu an iki fırınımız dolu. Hayır dolu değil. Aha, sen getir. Ha, tamam. Aha. Peki. Alıyorum bunları. Sıkıntı yok. Ay sürü aynı ne oldum kız? Gel. Buhardan. Bunu Halil Hoca görsün mü görmesin mi? Görmesin. Tamam görme. Serpil senin sürü aynı ne modunda yakaladı adam. Ama şey buhardan oldu. Ne veriyorum şimdi sana? Çubukları yapalım Serpil'ciğim. Tamam, ben bunları buraya alayım benim yanıma. Olur. Gidiyorum çubukları alıyorum. Şunları. Orası kalsın. Yemek bitti. Daha da yemeğimiz yok dedi. Söyle mi sen de rahatla orada. Kadın makaj göz yapıyor. İlla duyacak. İlla o da duyacak. Yemek yok diyor. Bitti diyor. Yemek memek bitti diyor. Dedim tamam olsun sen getir dedim. İşte aramızda kalsın dedim ama. Yok. Senin meraklı soruyor. Çikolatalı çubuklar için efendim baklavalık yufka ve çikolata ve tereyağı efendim şipşak yapacağız. Bu karışımı bu rulo katlar var ya onun gibi bir güzellik olacak. Onlara şey yaparız diye düşündüm. Şunu. Ne verecektim sana canım için? Ben sadece tereyağımı eriteceğim ve zahmet olmazsa baklavalık yufkamı bekliyorum. Aa bir şey söyleyeceğim. Ben onu karıştırdım. Bunu sana vereyim mi? Tabii. Onu da sunumunu yapalım. Sen hiçbir şey yapamayacağız.
Ya niye beni anlamıyorsun bak. Çikolata şey getireceğiz ya buna. O çikolatayı sana vereyim. Ben gideyim. Bir daha eritirim. Bekleme. Tamam. Koptum geldim. Serpil şu... bir şey oldu sana. Bir kafa gitti. Yo, benim de senin da. De. İşte. Sonra bak bizimle şey yapıyorlar. Ekranda. Ne yapayım yapsınlar Allah aşkına ya aman. Nermin. Hayat bölüyor. Bir gün o da bugün ne yapayım kardeş. Hayat bir gün o da bugün ikiye he. Tam. Hı. İşimizi yapıyoruz burada biz. Ah annem acıktı. Hah, senin tereyağını şimdi getiriyorum canımın içi. Şöyle tam ortadan yufkamızı bıçakla veya bir makas yardımıyla ayıralım. Hı. Evet. Burada şöyle aldım ama tereyağı lazım önce. Geldi. Bu arada bizim bütün bezlerimiz, bütün süngerlerimiz hepsi güzelce çamaşır suyunda bekliyor. Ve süngeri sildikten sonra temiz. Aldığımız bez temiz bezdir. Köpüklü bir bez değildir yani. Onu da buradan bilgisini vereyim. Siz bizim için düşünmeyin. Gerçekten biz de çok dikkat ediyoruz yani kendimiz yediğimiz için. Bu konuda çok hassastır Serpil Hanım. Aynı şekilde ben de çok hassasım. Biz birbirimizi gözümüz kapalı yeriz yaptığımız yemekleri. Hani öyle bir yorum gördüm de ha, merak etmeyin. O bez o çöreğe falan değmedi yani. Öyle yok bir yok şey canım yok. Arkadaşım çok teşekkür ederim ama burada yaptıklarımızı gerçekten biz de yiyoruz ya. Evet yiyorum yani. Evimizdeki gibi. Temiz yapıyoruz, temiz yiyoruz, temiz çalışıyoruz. Yani siz hiç panik gönlünüz yapmayın. Gönlünüz rahat olsun. Rahat olsun kesinlikle. Şu an izliyorsa hanımefendi mesajı almıştır. Şöyle güzelce hı. Gezdiriyoruz. Çünkü burada ekip yiyor bizim dışımızda. Ya Bursalar yiyorlar zaten onlar. Onlara sıkıntı yok. Şöyle yağımı sürüyorum. Biraz da fırça yardımıyla şöyle açtım. Ve bu aşamada şöyle çok azıcık çikolata serpilim. Hı, bu da tamam. Yaymayacağım. Bu şekilde koyacağım. Ama şey güzel oluyor yayınca. Yok yok yaymayacağım. Ha şey anlamında tabii tabii. Hı hı. Tutunuyorlar zaten. Hı. Evet. Kaynadın mı annem sen? Ha, burada böyle katlıydım. Bakın. Şey vereyim mi? Aa pipet. Dur hemen şurada. Pipet değil kürdanım var. Büyük şişlerim. Pipetimiz yok mu? Taze. Kepçe ne hocam? Kaşık hocam ya. Yani hocam yani fırçaya da kepçe demezsin. Halil Hüseyin hocam ya. Hocam yani. Allah aşkına sapını gördüm diyor ya hala. Hocam bu kepçeye mi benziyor? Sen dün 5 kilo bezeli ayaklayınca böyle oldu hocam. Tabii haklısın. Bak onu da duydum. Bunu unutma dedi ha tehdit var. Şöyle hocam bir rulo kat vereyim mi? Lütfen hocam affet beni. Pipetle çok rahat yapıyor. Aman 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 Serpil bu tam senlik oldu. Ah kurban olurum acıktı Serpil. Annem daha biz yemedik yaptığımızı dur. Ha, kızdın mı Serpil annene? Hah. Birkaç tane yapalım. Burada da ekip ne eğleniyor Serpil bizi çekerken? Ben ne bileyim anlamadım ki. Serpil kepçeyi kenara koydum ama. Kepçeyi mi? Hüseyin Hoca şu an beni gömecek. Sen bunu o tarafını al ben burada şey yapayım. Yağlayayım hemen bunları. Kare şeklinde mi? Anlıyorum. Anlamaya çalışıyorum hocam. Mobbing uygulanıyor hocam. Tamam anladım. Ay Esen. Oh. Seviyoruz bu hayatı ya. Ben fazla çıkardım. İstiyorsan bir taneyle de yapabilirsin. Hı? Yo, üç taneyle daha güzel oluyor. Ha, tamam. Tok oluyor.
Şöyle. Bunları yapın canlarım. Sonrasında koyun kavanozun içerisine. Gidip gelip yiyin. Hiç kilo aldırmaz. Sıfır kalori. Şimdi bunu da ciddiye alırım. Birkaç tane sonra bana. Kendi yemiyor, bize yediriyor. Sen kendin kalori hesabı yapmasını bilmiyor musun diye mevzuya girecekler. Hı. Şakaydı arkadaşlar. Şakaydı tamamen. Tamamen duygusal. Sen al git onun Ermin'ci motorafa. Yanına geleyim. Hı. Bakayım inceyle nasıl oluyormuş bir tanesiyle. Bence onunla da böyle incecik olur. Çok güzelsin. Ben baklava yufkasını çok seviyorum biliyor musun? Yok incecik olmuyor Serpil'im. Daha sık oluyor. Ha, öyle mi? Doğrudur. Evet üçlü daha iyiydi. Tamam. Ya da normal yuvarlak bir kürdanlı yeni pipetli bitmiş. Pipetli olur hepsiyle Serpil olur yani. Ikisi. Taze bitti dedi bana kürdanımız. Şey pipetimiz. Bak bunları da koyuyorum. Böyle hemen atıştırmalık. Hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Şimdi. Rüzgar mı esti öyle Serpil? Ah. Şu şöyle yapacağız. Bu zaten arasını. Ses geldi aşkım. Yok yok. Bunun içerisine fındık, fıstık, ceviz. Ama biz çikolatayı alabilir miyim yavrum? Ha o da mı bendeydi? Dur. Hı-hı. Hemen geldi. Tahinli karışım, tahin pekmez karışımı illa çikolata olmasına gerek yok yani. Bu ama bizim amacımız şey olduğu için. Rula kat yapmak. Serpil bu acıktı. Beklesin oruç tutsun Nermin. Tamam getiriyor Serpil anneniz. Yapacak bir şey yok. Getiriyor Serpil anneniz. Geleceğim anne. Sizin için çünkü sabah çok güzel mamalar almış. Ha. Serpil ya bu huyunu çok seviyorum ya. Gitmişsin. 2-3 tane mama almışsın. Ne yapayım işte Nermin diyorum sana. Ben severim ama işte mutfakta değil. Aferin ya, Serpil sevmiyorum ya. Vallahi çok duygulandım o mamaları görünce. Alırım. Halil Hoca'da burada ne eğlendi ne eğlendi. Hocam mobbing var burada. Hüseyin hocam. Çalışamıyorum. Halil hocam mobbing uyguluyor. Hüseyin hocam müdahale etmiyor Nermin bana. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ha. Halil hoca bizi çekmemeliydi az önce. Bence suçlu Halil hoca. Doğru. Biz onu reklam arasında. Sen. Ha. Şey neydi onun adı? Serpil'sini yedi. Ona göre. Şey. Bir şey demiyorsun. Hüseyin hocam şimdi diyecek ya. Çıkın dışarıda oynayın. Yeterli Serpil'cim. Diğerine son geçmek zorundayız. Hemen dakikalarla gittim yarıştığımız için malum Canikom. Hemen geldim. İzleyicilerimiz bunu uzun uzun evde yapıver. Ama hemen geldim 3 ama ne yapayım hızlı kadınım Nermin bak şimdi hemen. Aşkım denemem. Tarif gidiyor. Tamam gittim. Lavaşı yoğuracağız açacağız. Heh, yoğuracak mıymışız onu? Yok ondan yoğurmayacağız. Ha, tamam açarız. Hemen açarız. Bak onun sebzeleri de hazır aşko. Hı. Canımın içi hazırladım onları da hazırladım. Ben seni hiç bırakır mıyım? Yok bırakmazsın biliyorum. Gel. Dün bir dostunu bekliyordum kapının önünde. Eşini mi dostunu mu? Ha eşimi mi dostunu? Ne demişler? Nerede yüzde, bekliyorsun ya, demişler. Çoğu hayır. Dostumu demişler. tanıdık böyle çok yakın arkadaşlarım da yazmışlar. Nermin. İşte birkaç tabii arkadaşımın ismi. Biz dip dibe. Ama ben ne bildim ama o story'yi görünce. Sorunun cevabı Nermin'i bekliyordum. Beni bekliyordu. Ben psikologdaydım. Ama bir çıktım. Yüzüm gülüyor sepe bebe. Aa gülüyor. Bir paket çikolatayla çıktı Yüksel Bey. Ben her gün geliyorum seninle. Şey haftada bir geliyorum seninle. Metin Hoca sana gönderdi Allah o çikolatayı. Ne kadar naif. Serpil çok oldu yapma kurban olayım taşıyor. Ne yapayım Nermin çikolatayı şey mi atsaydın? Ama çok taştı aşkım gerek yok ki. Tüh tüh. Bir tane daha çim istiyorsan. Yok artık tamam hadi diğer tarife geçelim. Serpil'in de şey var ya hiç elinin ayarı yok anam gibi. Sağ olasın. Tabii hocam. Hocam çekme yakın. Sıkıntı var biliyorsun. Şöyle. Ama ellerim çikolata. Olsun bir şey olmaz şimdi hemen. Tabii Serpil bismillah bir şey olmaz. Yıkarız hadi yıkalım. Allah su vermiş hemen benim halledeceğiz sen. Çocuklar böyle suç işleyince bir şey olmaz diyor. Kaç? Serpil 10 dakikada o lavaşı nasıl yapacağım? Tamam Serpil hemen hazır hemen çıkıyor. Ben şimdi geliyorum bak. Malzemelerimiz hazır zaten.
Sen şimdi yükselenin paniğiyle şey yapma. Şimdi hazır. Hamurunda efendim. Sen ay hiç gelle sildin Serpil. Tabii. Ayakkabı süngeri değil. Mutfak süngeri yok. Şey yapıyorum anladım ben. He. Malzemeyi saydım mı ben az önce? Canım kardeşim bak. Şu ismi söylemeseydin iyiydi. Neyse. Söylemeyeyim hangi isim oldu. Ispanaklı lavaş kanepe için efendim bir su bardağı ıspanak püresi, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir çay bardağı sürmek su, yarım paket yağışmaya aldığı kadar un. Arasını sürmek için bir küçük kase labne peyniri, 3-4 dilim çedar peyniri, bir adet salatalık, bir adet domates ve salam efendim. Vakit kaybetmeden hemen normal mayalı bir hamur yapıyorsunuz. Mayayı, şekeri güzelce harmanlıyorsunuz. Sonrasında yağları ve sıvıları ekleyip güzel ele yapışmayan bir hamur yoğurduktan sonra böyle 40-45 dakika oda ısısında hamurumuzu dinlendiriyoruz. Sonrasında ise şimdi bezelere ayıracağız ve şekillendireceğiz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Nermin, rulo katları gönderdim fırına. Tamam. İki tavuğumu hazırladım. Burada bak arası için her şeyimiz hazır. Şimdi ben bir tanesini yapayım. Diğer şeyleri sen yap. Çünkü vakit yok. Ne yapayım? İki tanesini ayırayım. Bezeleri falan sen yaparsın hemen. Hadi ben de pişirmeye ve açmaya başlarım. Tabii. 10 dakikadan kesin 7 dakikaya düşmüştür o. Sen rahat ol, ben de. Bir kesme aparatımızı da alalım. Gel. Hay. Şu piyonklarımı. Aynen. Şimdi efendim güzelce biraz un atsana buraya Serpil. Yumuşacık olmuş, çok güzel mayalanmış. Bakın ıspanak yemeyen çocuklarınıza ıspanağı sevdirmenin en güzel yönleri. Çok yapmana gerek ha, yok. Tabii canım. Bu. İşte. 3 tane. 6 en sevdiğim rakam. Mayalandırmaz, iyi yoğrulma. Yok. O mayalanmamıştı. Bu daha çok mayalanmış. Al canımcığım. Şurada hemen tavalar ısındı. Bakın küçük yaptım ki ince açayım. Serpil un. Bolca un. Al canım için. Çok sıcak. Evet. Hamur kendini salıyor. Bu arada bugün stüdyomuz çok güzel. Efil efil. Vallahi bak terlemedik değil mi bugün? Güzel. Şimdi şeylerim, tavalarım ısınıyor benim. İkisini de koydum. İki seni bekliyorum tatlışko. Bunun merdane. Verdim. İstemez miydin? Oklavayla maç sevdim de bununla daha rahat. Hamur nasıl kendini salmış biliyor musunuz? Böyle elimin içinde resmen dans ediyor. Şey lokma hamuru yapabilirsin valla. Evet kavun hamuru da lokma döküm valla. Doğru söyledin. Şimdi ben şöyle hazırlayayım biraz sana ön çalışma. İyidir sanki oğlum, biraz ununu silkeledik mi? Şöyle bakın incecik açtık efendim. Hemen buraya koyduk. Lavaş hamuru, bildiğiniz ıspanaklı bir lavaş hamuru. Bunu efendim yaptıktan sonra lavaşları hazırladınız, böyle güzelce pişti. İçerisine dolapta ne varsa çocuklar için işte Allah yeşillik, salatalık, çedar peyniri, krem peynir. Bunları rulo yapıp beslenmeye koyabilirsiniz. Biz şimdi bunların dilim dilim halini göstereceğiz ama rulo şeklinde de çocukların beslenmesine dürüm gibi koyabilirsiniz. Hiç sıkıntı yaşamazsınız. Bakın nasıl güzel. Kabarmaya başladı bile. Bunlar şey de olur biliyor musun? Çok güzel. Böyle şakacı suşiler gibi. Suşi gibi. Kabarıyordu efendim. Ispanaklı lavaşım kabarıyor. Oh Serpil. Ama annem o ne? Maşallah. Kendin ne sandı yavrum bak. Ay Nermin koş. Kop. Bakın ters çevirdiğinizde daha da böyle yükseliyor hızlıca. Evet efendim. Şu ellerimi bir yıkayayım da ben şimdi içini doldururken yakın çekimde kötü gözükmesin. Fıtı fıtı açıyorum Nermin. Fıtı fıtı açıyorum. Harika. Senin bugün işin var yani.
Ya biliyorsun dedim ya Recep abimin... Stüdyomuzdaki perdeleri yapan Yılmaz Bey fuardaymış. Çok çok isterdim. Efor Perde oraya davet ettiler. Yeni perdeleri çok güzelmiş. Şu an kaydı yani. Ben Recep abimin evine gideceğim. Recep? Ha? Rahmetli Recep abimin evine gideceğim. Sevil ablama. Evet. Taziye'ye karşıya. O yüzden oraya mı gideceğim? Seninle gelmeyi çok isterdim ama oraya gitmem lazım. Anladım. Ben de olmadı. Temizliğe geri döneyim olmadı. Ha, yarın ama şey yaparsan. Gerçi cumartesi gününe kadar dedi. Allah nasip ederse. Aynen. Yarın gelirim ama. Şöyle bunu aldım. Hemen buraya geldim. Çok sıcak şu an. İlk sıcağını çıkartın ki içerisinde çok fazla erimesin. Krem peynirle beraber şöyle. O şey olmaz mı? Nasıl? Sıcak ya şeyimiz daha. Böyle peynir erisin diye zaten sürdüm tereyağı ben gibi. Beyaz beyaz bırakacaksın diye. Yok, kesilecek yok. Ya. Aynen tereyağı erisin diye böyle şey yaptım. Annem sen niye şey ittirmiyorsun bakayım? Görüyor musun bak böyle. Evet. Sonrasında bunu böyle çedar peynirini koyalım. Gel. Sabah. Bunları da silkeledim. Salamı da ekledikten sonra domates ve salatalık. Tek sıra yapsan daha kolay olurdu senin için ama. Sen biliyorsun. Yok, tek sıra özellikle yapmadım. Renkli gözüksün rulo yaptığımda kat kat. Ve domates. Burada da bunu sıkı sarıyorum. Şöyle. Bunu işte bu şekilde beslenmeye koyabilirsiniz. Bakın çok güzel oldu. Ya da böyle kanepe şeklinde servis edebilirsiniz. Ama gel bakayım sen. Buradan da kürdanla alalım. Sunum tabağımız var mı? Var Namin'cim de. Şimdi bir saniye geleceğim. Orada kalabilirler mi azıcık kenarda? Nasıl hayatım? Of. Orada yanında kalsınlar geleceğim almaya senden. Salatalık turşusu da çok güzel olur hocam. Sizde. Ya evet o da olur da. Fırında neyimiz vardı? Evet şeyimiz, çubuklarımız. Bu bize yeter mi şimdilik? Of çok güzel oldu. Serpil son koyduklarım bildiğin akmış. Aman da aman. Bol olmuş. Onları Halil Hoca'ya veririz. Bol çikolatalı. Yeter mi bu Nermin ya? 4 tane. Yanacağım. Yeter aşkım. Yanalım. Yeter. Onu şekillendirelim. Şöyle. Oraya koyuyorum. Ay şöyle dursun. Evet birazdan sunuma hazırlayacağız. Ay. Halil Hoca deviriyor. Dekoru çarptı. Artık bir dekorumuz yok. Yazık vallahi ama iyi denge. Evet. Dengeyi güzel kurdu. Şuraya. Şöyle yine incecik yağlıyorum. Bakın burada ıspanak yemeyen çocuklarınıza bu tarifi yedirebilirsiniz. Çok ciddi anlamda. Çok besleyici ve çok güzel. Beslenmeye lavaş dürüm yapıp koyabilirsiniz. Ayol, bu tamamen size kalmış. Ben bunu akşam yemekte böyle atıştırmalık olarak da kullanırım. Çok güzel. Aşkım atıştırmalık olarak kullanma artık ya. Kullanma tamam. Serpil. Boş ver. Hamur işi sen. Bunlar çocuklara yapsınlar. Tamam öyle olsun. Peki. Ama güzel olurmuş. Akşam masalarına da. Tabii. Misafir olduğunda böyle atış. Salatalığı koymayacağım. Biraz sert kaldı. Minik. Of. Kanepeler. Bunları lavaşları direkt bir hafif böyle nemli beze şey yapsaydık. Tabii biz dinlendiremedik. Dinlense onlar oho ne güzel olur. Tam böyle kalıp gibi sarılır. Bakar mısınız güzelliğe? Bak. Muhteşem bir tablo şu an. Allah razı olsun. Muhteşem bir güzellik.
Hocam yiyeceksin birazdan, ondan yaptım biliyorum. Senin canın sağ olsun hocam. Sen iste, sana ben börek açarım. Tabii. Hoppa. Evet hocam, biz bu kalan lavaşlarımızı da güzelce sarmaya devam ediyoruz. Bakın şöyle muhteşem bir güzellik hazırladık ama bunların sunumu, derlenip toplanması, çubuklar ve kedi dilli minik pastaların o muhteşem görselliği, üzerine çikolata sosuyla birlikte buluşturacağımız muhteşem bir güzellik olacak. Hepsi çok kısa, minicik bir araya gidiyoruz. Bak bir ayrılmayın, geliyorum, hemen geliyorum. Evet efendim, kedi dilli pastamız nasıl gözüküyor? Hemen kalıplardan ters çevirdik. Dışındaki buzdolabı poşeti sayesinde hemen böyle düşüverdim. Üzerini bol çikolatayla taşlandırdık ve sunumda efendim son dokunuş deriz biz buna. Böyle Hindistan cevizini bolca buluyoruz efendim. Bakın of 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 of, efsane bir görsel. Hemen yan tarafında susamlı harika puf poğaçalar yaptık. Ne yaptık? Hamuru açtık, peynirli harcını koyduk. Rulo ince ince kesip rulo şeklinde sarıp kenarlarını susama, önce pekmezli su, sonra susam, orta kısmını da yumurta sarısıyla yağ karışımını buladık. Börek gibi gözüküyorlar şu an. Bir tarafta lavaştan çok sağlıklı kanepeler yaptık. Ispanaklı bir lavaş hamuru yoğruldu. İçerisine görmüş olduğunuz üzere efsane ne varsa dolapta, salam, sosis, işte kaşar peyniri, hepsi, yani ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Krem peyniri sürdükten sonra. Bir yanda da efendim nişastalı bir tavuk hazırladık. Gerçekten çok güzel oldu. Nişastalı tavuk tek başına gitmesin diye zeminde efendim şey yaptık. Çok güzel bir sos yaptık. Sosun içerisine bezelye taneleri de bıraktık. Böyle güzel ana yemek moduna geçmiş oldu. Ve tabii ki asla hayır diyemeyeceğimiz rulo katlar yaptık. Bakar mısınız? Çikolatalı, mis gibi efendim. Kahve yanına böyle atıştırmalık, bunları fazla fazla yapın. Koyun kavanoza, mis gibi efendim orada dursun, arada böyle gelen misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Şunun orta kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum canlarım. Şöyle hangisini alayım, şunu şöyle. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Yarısını Serpil yersin, yarısını ben yiyeyim. Evet. Tamam. Bak. Bakın efendim. Şöyle dönüyorum. Böyle dönünce... Hı hı hı. Şöyle mi? Şöyle, pardon. Heh. Oy, oy, oy. Sen nasıl güzel bir şey oldun. Arkadaşlar bunu dörde bölüyoruz. Herkes yemesi lazım bundan. Bir tane alan yok. Bir tane alırsanız olmaz. Şimdi ben buna pazarlık yapayım. En azından şimdi söylüyorum ya, acele etmezler. Efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün de birbirinden lezzetli, harika ve pratik tarifler yaptık. Aslında bakıldığında böyle çok zormuş gibi gözükse de gayet pratikti. 70-80 dakika içerisinde sizler için inanılmaz güzellikte bir sofra kurduk. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü gününüz bugünkü kadar renkli ve güzel geçsin. Rabbime emanet ediyorum. Yarın mübarek gün Cuma. Cuma saatinde efendim 13.00'da Beyaz TV ekranlarında yine sizler için muhteşem bir menü. Hepinizi bekliyorum. Hoşça kalın.